Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Binance'in son Fiba hareketi üzerine konuşacağız. Zira kafalar da karıştı. Bu nedir, ne değildir, ne işe yarar üzerine konuşacağız ve bunları genel olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Şu reklam meklam şunları şöyle bir kapatalım. Binance Shiba oyunu için müjdeli haberi verdi. Bu tarihe hazır olun diyor. Bakalım. Önde gelen Meme Coin Shiba oyunu, Binance cephesinden gelen önemli bir haber sonrası topluluğun ilgisini çekti. Binance, Shib'in inovasyon bölgesinden çıkardı. Shib'in değil, Shib'i inovasyon bölgesinden çıkardı ve projenin geleceğine ilişkin olumlu bir sinyal gönderdi. Şimdi bu mesele kafaları karıştırdı arkadaşlar. Neden? Çünkü inovasyon bölgesi tehlikeli ve riskli altcoin'ler kategorisiyle karıştırıldı. Tamam mı? Şimdi ikisi farklı şeylerdir. Bir, Binance'ın tehlikeli ve riskli altcoin'ler kategorisi nedir? Ve bu ne ifade eder? Burası arkadaşlar Binance için şunu ifade eder. Der ki bak. Bu arada borsada olan ve listeledikleri altcoin'leri taşır. Derler ki, bak arkadaş, biz bu coin'i listeledik fakat uyarmamız gereken bir konu var. Bu altcoin'de belli başlı riskler var. Tamam mı? Bu riskler şudur, şudur, şudur tarzında da ekstra bu kategori içerisinde uyarılır. Bakınız, yakın zamana kadar Tera ve Tera Klasik bu listenin içerisindeydi. Fakat bunlar kaldırıldı arkadaşlar. Tamam mı? Riskler neydi? Tera Klasik'in çökmüş bir altcoin olduğu için devamında uyardılar. İşte riskli diye. Ne oldu? Sonradan kaldırdılar falan. Tera konusunda Duvo'nun kaçak olduğu ekip sıkıntılarından dolayı bu listede bulunduruluyordu. Ne kaldırdılar. Ki kaldırmalarını mantıklı görmüyorum. Bence kaldırmamaları lazımdı. Her neyse. Başka neler var mesela bilinenler arasında? Monero var, XM var. Monero neden burada? Gizlilik odaklı altcoin olması, bazı devletlerin ambargo ihtimali ve meşruiyetinin sorgulanıyor olması sebebiyle burada yer almaktadır. Bilinenler arasında Sandbox vardır arkadaşlar. Sandbox ağının güvenilir bir ağ olmaması, çok fazla zafiyeti bulunması sebebiyle Sandbox'ı burada listelemişlerdir. Vesaire vesaire vesaire. Daha da çok fazla vardır arkadaşlar. İnovasyon bölgesi nedir? İnovasyon bölgesi şudur. Bak bir tane altcoin var. Biz bunu listeledik ve bu altcoin yükselebilir ya fiyat anlamında değil. Fakat diyor ki inovatif. Yani genel olarak gelişmeye açık bir proje. İnovatif. Adı üstünde. Tamam mı? İnovasyon bölgesi. İnovatif bir nokta. Tamam. Burada listeledikleri bu farklı bir kategoridir. Burada listelenmiş olanlar diğeri olumsuzken olumlu bir durumdur. Yani projenin sürekli anlamda ilerleyişine işaret eden bir durumdur. Örneğin bir tane altcoin listelerler. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Mesela ilerleyen süreçte daha ciddi inovasyonlar yapabilir. Ekip daha çok çalışıp çok daha fazla pişirebilir anlamı taşımaktadır. Yani büyümeye müsait bir proje anlamı taşımaktadır. Binance'ın tam olarak iki farklı noktada ayrılabilir bu. Mesela bir devi listelemeyebilir. Neden? Ya bunu yapacağını yaptı anlamına gelebilir. Zaten mesela Ethereum'u listelemeyebilir. Ha, listele edebilir. Çünkü hala gelişebilecek bir proje anlamında. Yani bu noktada biraz niyet okumaya girer. Dolayısıyla Shiba'yı burada tutması ya da buradan çıkarması farklı şekilde yorumlanabilir. Bir, buradan çıkardı demek ki gelişmeyecek bir proje. İki, buradan çıkardı çünkü proje artık olacağı kadar oldu. Proje zaten artık iyi gibi de düşünülebilir. Fakat ben inovasyon bölgesinde bulunmasının uzun vadede Shiba için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve bu açıdan arkadaşlar çıkmasını hatalı olarak görüyorum diyebilirim. Dediğim gibi buradaki konu spekülatiftir. Bunu yalnızca niyetini Binance bilebilir. Binance Ship Token'a ek olarak Frackshares,
Trust Wallet Token ve OneAH ile birlikte 18 Nisan 2023 tarihinde inovasyon bölgesinden çıkarma kararını açıkladı. Bu gelişme projelere ve bunların kripto ekosisteminde uzun vadeli ve sürdürülebilirlik potansiyeline duyulan güvenin arttığına işaret ediyor. Bu arada bunlar arasında Shiba, işte FXE, TVT, OneAH, bunlara dair arkadaşlar dördü arasındaki favorinizi videonun yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. OneAH iyi bir GameFi projesidir. TVT de uzun vadede gerçekten değerlenebilecek bir cüzdan yapısıdır. FX Share iyidir. Ortalığı çıkışıyla biraz wash tradingle tabii karıştırdılar biliyorsunuz arkadaşlar. Binance inovasyon bölgesini yeni ve yenilikçi projelerle alım satım yapabilecekleri güvenli bir platform olarak tanıttı. Bu bölgede yer alan projeler zaman içerisinde geleceklerine ilişkin net bir yol sunar ve bu Binance tarafından onaylanması halinde bu alandan çıkarılır. Ya, tam olarak öyle değil işte arkadaşım. Bu incelemeler sırasında göz önünde bulundurulan kriterler arasında ekibin projeye bağlılığı, geliştirme faaliyeti, işlem hacmi, likidite, ağ istikrarı ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir kripto ekosistemine katkılar yer almaktadır. Bu arada şunu söyleyeyim mesela. Solana arkadaşlar Binance tarafından ambargo uygulanıyor olmasına rağmen tehlikeli ve riskli altcoin'ler kategorisinde yer almaz. Bu da yanlıştır. Şimdi Binance'ın zaten Solana'yı tehlikeli olarak gördüğünü ve sırf bu sebepten Helium'u delist ettiğini ve Solana tokenlarına ambargo uyguladığını bilirken Solcoin'in bu kategoride tehlikeli ve riskli altcoin'ler kategorisinde yer almaması yanlış bir iş, harekettir. Sen ya orada onu oraya listeleyeceksin, tehlikeli olduğunu söyleyeceksin ya da onu yapmadığın halde Solana tokenlarına ambargo uygulamayacaksın. İşte bak bunlar çok yanlış hareketlerdir. Ha Solana'nın sıkıntısı nedir? Solcoin bu boğa sezonunda büyük yükseliş potansiyeli barındırır. Ama Solana uzun vadede yaşayabilecek bir ağ yapısı değildir. Shiba Inu'nun inovasyon bölgesinden çıkarılması token'ın geleceğine yönelik bir güven oyu anlamına geliyor. Popüler meme coin son birkaç yıldır dikkatleri ve yatırımları üzerine topladı. Piyasa değerini şu anda 6,7 milyar dolar seviyesine çıkardı. Ancak inovasyon bölgesinden çıkarılma kararı yatırımcı cephesinde artışı tetikleyebilir. Zannetmiyorum. Yani yatırımcı bölgesinde artışı tetiklemeyecektir. Ha, azaltmayacaktır ama alım yapılması konusundaki istikrarlı yükselişi körükleyecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu izleyen herkese. Hoşça kalın.